Yaratan Rabbimize sonsuz hamdolsun. Yaşatan, bizlere rızık veren Rabbimize sonsuz hamdolsun. Hata, kusur ve günahlarımızdan dolayı rızkımızı kesmeyen ve rızkımızı vermeye devam eden Rabbimize sonsuz hamdolsun. Habibi Edibi Resul-i Ekrem'i Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam olsun. Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti, inayeti, ikramı, ihsanı, hulasa yaratan Rabbimizden bizlere nimet olarak verilen ne kadar güzellik varsa şu an ekranı başında olan izleyicilerimizin ve tüm müminlerin üzerine olsun. Efendim, hadislerle İslam, Efendimiz'den mesajlar, Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu eserden 7 ciltlik hadislerle, temel hadislerden oluşan eserden yine bu hafta okumaya, konuğumuzla beraber yorumlamaya, mesajları iletmeye devam edeceğiz. İhlas konusunu işlemiştik geçtiğimiz haftalarda. Bitirememiştik. Geniş bir konuydu, güzel bir konuydu. Rabbimize gerçek manada iyi niyetle yapılacak işlerin niyet yönüyle olması itibariyle güzel bir konuydu. Konuyu da bitirememiştik. Konuğumuzla beraber, Kıdır Benzeş hocamla beraber bu hafta yine bu konuya devam edeceğiz. Yine bir Kıdır Benzeş hocamızı tanımayan kardeşlerimiz için, kısa bir tanıtım için hem hocamıza söz verelim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Kıdır Benzeş hocam, ola ki izlemeyen kardeşlerimiz için tanıtacak olursak hocam. Diyanet İşleri Başkanlığı İbrahim Halilullah Eğitim Merkezi Eğitim Görevlisi Kıdır Benzeş. Geçen hafta da programda tanıtmıştım kendimi. Allah sizden razı olsun. Kanal Urfa aracılığıyla ben sizlere müteşekkirim Ebi Hocam. İnşallah bugün kaldığımız yerden ihlasın birkaç yönünü inşallah ele almaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Rabbimiz ihlasımızı artırsın. Nasip etsin ve artırsın. Amin. İnşallah diyerek. Amin. Hocam müsaadenle. Amin. Hemen zamanı da iyi kullanma adına iki hadis okumak isterim müsaadenizle. Buyurun hocam. Efendimiz'den mesajlar, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan hadis-i şerif kimden? An Ebi Hureyre, kendisinden en çok rivayet duyduğumuz, Efendimiz'den en çok hadis duyan kişi olarak bilinen sahabe, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, innallâhe lâ yanzuru ilâ suverikum ve emvalikum, velâkin yanzuru ilâ kulûbikum ve a'mâlikum. Buyururlar ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin suretlerinize yani görünüşlerinize ve sahip olduğunuz mallarınıza bakmaz. Allah azze ve celle ancak kalplerinize ve amellerinize bakar. Bir hadis daha okuyayım hocam müsaadenizle. Bu da Enes bin Malik'ten gelen bir hadis. Küçük yaşta Efendimizin hizmetinde bulunan o güzel sahabeden. An Enes ibn Malik, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة مات والله عنه راض. Enes bin Malik'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kim hiçbir ortağı olmayan tek olan Allah'a ihlasla, hocam ihlası birazdan sizden soracağız inşallah. İhlasla ibadet ederek, namazı dosdoğru kılarak, zekatı vererek dünyadan ayrılırsa, Allah kendisinden razı olduğu halde ölmüş olur. Hocam buradaki vurgu da anlaşılacağı üzere, ihlas üzere, namazdan bahsetti. Önce hiçbir ortağı olmayan tek olan Allah'ı kabul edecek ve ihlasla, bu ihlas nedir sizden soracağız. İhlasla ibadet ederek dedi, namazı dosdoğru kılacak, zekatı verecek. Tabi akabinden de hocam hazırlık yapmanız anlamında şunu da sorayım. Çok basit, böyle hemen basit manasında değil de, namazı kılarak zekatı vererek. Hani biz insanlara vaiz olmanız da hasebiyle bir sürü şeylerden bahsederiz. Ayetlerden, hadislerden, şunu yapmak lazım, bunu yapmak lazım, şunu yapmamak lazım, haramlar, mekruhlar, vacipler vesaire. Hocam burada çok kısa bir şeyden, Allah'a şirk koşmayacak, ibadetini ihlasla yapacak, zekatı vererek dünyadan ayrılacak.
Bunun hikmeti ne, onu da soracağım. İnşallah. Hocam ihlas nedir? İhlastan seyircilerimiz, bizler ne anlarız, nasıl anlarız? İhlas ne? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana bi rahmetike ya erhamer rahimin. Ve ba'd. İhlas, geçen hafta programımızda da bir nebze de olsa değindik. Onu, ihlası en güzel bir şekilde bizlere aktaran şüphesiz Cevami'ül Kelim sahibi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cibril hadisinde, meşhur Cibril hadisinde Cebrail aleyhisselam kendisine ihsanı soruyor. Aslında ihsanla ihlas mutaradif kelimelerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Cebrail'e "Mel ihsanu ya Resulallah" denildiği zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "El ihsanu en te'budallaha ke'enneke tarahu fe'in lem tekun tarahu fe'innehu yarak." İhsan, Cenab-ı Allah'ı görüyormuş gibi kendisine ibadet etmendir. Kulluk vazifeni Cenab-ı Allah'a eda etmendir. Eğer sen onu görmüyorsan Cenab-ı Allah seni görüyor. İşte bir insan onu gözetleyen, ona sayısız nimetlerle donatan, ihsanı bol olan Rabbul Alemin'e karşı bir ibadeti ifa ettiği zaman Cenab-ı Allah onu görüyormuş gibi mülahazasıyla ibadetini ifa ederse elbette ibadetini yalnız Cenab-ı Allah'a ifa eder. İşte o yalnız ifa etme ihlasın kendisidir. Samimiyetle Cenab-ı Allah'a karşı, Cenab-ı Allah'ın emirlerine karşı, Rabbul Alemin'e karşı samimi bir şekilde teslimiyet göstermektir. Amellerine başkalarını katmamaktır. Yani zaten bunun zıttı sum'adır. Yani desinler, medhetsinler. Birçok hadiste Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet gününde işte kahraman, cihad yapan, şehit düşen bir kimse getirilir ve Allah-u Teala diyor sen cenneti neyle elde ettin? Diyor canımla. Yani en değerli varlığımı Cenab-ı Allah'a adadım. Hayır. Kahraman desinler diye. Canını vermiş olsa da. Canını vermiş olsa bile eğer onun niyetinde başkalarını gözetiyorsa Rabbul Alemin'in rızasını rızasıyla beraber başkalarının rızasını da gözetiyorsa o riyadır. O amelden bir hayır yok. Niyetiyle dediniz hocam. Evet. Niyetle bağlantısı, ihlasın niyetle bağlantısı. Aslında niyet zaten ihlasla niyet aynı şeylerdir. Yani niyet biraz genel, daha genel olur. Yani niyet işte Allah rızası için de olabilir, başka şeyler için de olabilir. Ama ihlas ameli ağır bir şekilde Cenab-ı Allah'a sunmaktır. Yalnız Rabbul Alemin'e sunmaktır. Başka bir ifadeyle seyircilerimiz bu konunun daha vuzuhu için İhlası şöyle tanımlamışlar. Bir insan günah işlediği zaman, nasıl ki masiyet işlediği zaman insanların onun masiyetine muttali olmasını istemiyorsa, iyilik yaptığı zaman o iyiliğine de muttali olmalarını istememesidir. Hocam şimdi masiyet ne? Muttali olmak ne? Evet. Masiyet günah demek. Cenab-ı Allah'ın haram kıldığı, Cenab-ı Allah'ın yasakları yapıldığı zaman, nasıl ki kişi o şeyi, günahı yaptığı zaman insanların onu fark etmesini istemiyorsa, iyilik yaptığı zaman da o iyiliğine insanların fark etmemesini arzu etmesi o ihlasın zirvesidir.
Mümkün mü hocam? Allah-u Teala bir kısım insanlara eğer muvaffakiyetler vermişse, ihsan etmişse, her asırda nadir de olsa, az da olsa bir kısım insana Cenab-ı Allah o tevfiki bahşetmiştir. Hani insan bir iyilikte, bir lütufta, bir ikramda, bir güzellikte bulunduğu zaman kalbine şöyle bir şey geliyor. Hani birileri tebrik etsin, birileri takdir etsin ya da dost arasında, arkadaş sohbetlerinde filan bakarsın ki bir arkadaş kendini över. Ona da derler ki başkası seni övsün. Evet. Sen niye kendini övüyorsun dediğinde hani bir latife olsun diye ya bekliyorum arkadaşlar övsünler onlar yapmayınca kendim yapıyorum. Evet. Gibi sanki insanda da böyle bir beklenti mi var hocam? O beklenti var. Ya da zaten bu hayır mıdır o beklenti? Yok onu özellikle Hiyay-ı Ulum-i Din'de Gazzali rahmetullahi aleyh diyor Allah rızası için yapılan amelle başkalarını da istemesi eşit olursa o amelden sevap beklemesi. Ama Allah rızası daha ağır basıyorsa, daha galebe çalıyorsa, daha fazlaysa o ağır basıyor. İnsanların demesi de %30'larda Allah için yapması da %70'lerdeyse o yine inşallah kurtarır inşallah. Yani demek ki insanın içinden, kalbinden, gönlünden hani insanlar da desinler diye bir duygu da yaratılışta tabii var. Bunu ancak işte nefis teskiyesi bunu rikak kitaplarında nefis teskiye diye geçiyor. Nefis teskiyesi. Bunu nefis teskiyesini nefislerini teskiye edenler inşallah bu %30'luk olan paydan da inşallah kurtulmuşlardır. İnşallah. Yani. İhlas tamam. Samimi olarak da Allah'ı ibadetleri katıksız bir şekilde Rabbul Alemine ifa etmek. Sadece ona. İhlas ibadet. Bu. Evet. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Elhamdu Fatiha'da, Elhamdu Sure-i Şerife'de. İyyâke na'budu, ya Rabbi yalnız ve yalnız sana ibadet ederiz. Başkalarını katmayız. Ve iyyâke nesta'in. Yalnız ve yalnız senden yardım dileriz. Aslında o da ihlasın bir penceresidir. Evet. Hocam, biz üçüncü ciltteyiz artık. Biri ve iki bitirdik. Maşallah. Hadislerle İslam'da. Allah üçüncü ciltte. İnşallah amacımız, niyetimiz de başkanlığımızın, Diyanet İşleri Başkanlığımızın son dönemlerde 65 akademisyenle beraber hadis alanında uzman olan profesör, doçent, bu alanda emek vermiş olan hocalarımız da yıllarca süren bir çalışmanın neticesinde oluşturulan bu eseri bizler de Kanal Urfa aracılığıyla Efendimiz'den mesajlar, hadislerle İslam adı altında duyurmaya çalışıyoruz. Onun üçüncü ciltini sayfa 141'de şu hadisi okumak isterim. Bir savaş olmuştu. Bu savaştan sonra ganimet dağıtılıyor. Bu ganimeti dağıtıldığında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir bedevi, köyde yaşayan bir kardeş geliyor. Allah onlardan razı olsun sahabe-i efendilerimiz. Diyor ki ey Allah'ın Resulü ben bu ganimet için sana uymadım. Bunun için de savaşa gelmedim. Okuyla boynunu gösterdi ve dedi ki buradan vurularak şehit olup cennete gitmek için ben sana uydum. Ben ganimet falan da istemiyorum. Dedi, ganimeti de geri verdi. Ki o dönemde ganimet savaşa katılanların hakkı olaraktan görülürdü. Ve hatta bazı zamanlarda ganimet az verildi diye itirazda bulunan sahabe efendilerimiz de olduğu da biliniyor. Fakat bu sahabe kendisine verilen o ganimeti, mal, mülk neyse geri veriyor. Ben şehit olmak arzusuyla geldim diyor. Ve bir süre sonra da savaşta şehit olup isteğine kavuşan bu kişi, bu sahabe hakkında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona dilediğini vererek sözünü tuttu. Buyurarak hiçbir dünyevi karşılık beklemeden az önce bahsettiğiniz şehit olarak bilinen bir insan Allah'ın huzuruna varacak ve biz onun dış dünyasını bilmiyoruz. Hangi niyetle savaşa girdiğini bilmiyoruz ya da hangi niyetle vefat ettiğini biz bilmiyoruz. Ama Allah için yapılan bir savaştır bu. Buna şey de dahil edilebilirim bilmiyorum. Vatan savunması, toprağı korumak, bağımsızlığı korumak, bayrağı düşürmemek, ezanı dindirtmemek. Çünkü o ülkede ezanın okunması da şiarı İslam. İslam'ın şiarlarını savunmak da. Savunmak da o yolda vefat ettiğini
biz biliyoruz ama onun niyetini bilmiyoruz. Şimdi biz onun niyetini öğrenmekle mükellef miyiz hocam? Yoksa biz buna dışarıdan baktığımızda bu kardeş, bu polis olabilir, bu asker olabilir. Evet. 15 Temmuz'da olduğu gibi Boğaz Köprüsü'nde ya da sair yerlerde sokağa çıkmış sivil vatandaşlarımız, kardeşlerimiz olabilir. Bazen bunlara demokrasi şehidi dendi, biz karşı çıktık. Demokrasi şehidi olmaz, bilmem ne şehidi olmaz. Şehit Allah tarafından sınırları belirlenmiştir. Niyeti, biz niyete az önce müttali evet. olmak dediniz. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisimize inşallah bu kıssamıza döneceğiz. Evet. Ama niyetle biz mükellef miyiz değil miyiz? Biz bilmiyoruz hocam. Bunu aslında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde bunu bir kıssayla bizlere rivayet edilmiş, aktarılmış. Bir gün sahabelerden bir tanesi savaştadır, cihad ediyordu. Tabii fırsat sahabenin eline geçti. Sahabe kılıcını kaldırdı, müşriki öldürecekti. O da orada dedi ki La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedi. Kelime-i tevhidi, kelime-i ihlası getirdi. Ve öldürdü sahabe. Adamı öldürdü, müşriki. Niye? Dedi bunu korkudan söyledi. Korkarak söyledi. Kılıcı gördüğü gibi diyor bunu söyledi. Ve bu olayı Peygamber Efendimiz'e aktarıyor. Peygamber Efendimiz'e gelip soruyor. Ya Resulullah böyle bir olay oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi niye sen onu öldürdün? Kendisi dedi ki kâle ya Resulullah kâle hafen korkudan. Kılıç korkusundan söyledi ya Resulullah. Peygamber Efendimiz'in ifadesi şu ifadesi çok önemli. Kâle eşakakta kalbehu sen onun kalbini yardın mı? Kalbinin için niyet kalptedir. İhlas kalptedir. Biz o zaman bakmayacağız hocam. Niyetine bakmayacağız. Niyetine bakmayacağız. Yine sorgulamayacağız. Tabii. Nahnu nahkumu bizzavahir vallahu yetevalla sarayir. Biz zahire göre hüküm vereceğiz. Evet. İç alemini, batınını Cenab-ı Allah bilir. Biz niyet okumayız. Yani kıymetli izleyiciler bu mesajı özellikle buradan ihlas konusunu işlerken vermek istiyoruz. Biz vatanımızı savunurken evet. Sizler evlerinizde rahat uyku uyumanız için, huzur, emniyet, güven içinde olmanız, camiye gitmeniz, ibadetinizi yapmanız, özgür olmanız, bağımsız olmanız için mücadele veren kardeşler var. Gerek emniyet güçlerimizden, gerek askerimizden, gerekse sair kardeş vatandaşlarımızdan. Sonra duyuyoruz ki televizyonda bir haber geçiyor, şehit oldu. İşte terörist saldırısı, başka bir saldırı. Bazı kardeşler şunu yapıyor. Acaba abdestli miydi? Acaba niyeti şehit olmak mıydı? Acaba hocamın da bahsettiği şekliyle çok meşhur bir olaydır bu. Zeyd bin Harise'dir oradaki. Ordu komutanı olan bir sahabe bunu yapan hocam. Aklımda kaldığı kadarıyla ve Uyeyne kabilesinden Mirdas bin Nehik'i öldürüyor. Evet. Ve diyorlar ki Efendimizin bu kadar kızdığını çok az gördük biz. Çok kızdı. Yani bunun bu davranışını halbuki o da iyi niyetle yaptı. Kendi kendine bir yorum yaptı Zeyd bin Harise o savaşta. Dedi ki bence bu kılıcımın korkusundan şehadet getirdi. Ve boynunu vurdu. Evet. Ama Efendimiz dedi ki sen onun kalbini açıp baktın mı? Evet. Biz ona bakmıyoruz. O ahirete mi kalıyor hocam? Evet hocam. Gerçek da, niyetinin ne olduğu? Hocam yani... İhlaslı mı değil mi olduğu? Mesela güvenlik güçlerimiz mesela askerlerimiz vatanı korurken nöbet tutarken zulmen zaten bu canlarına kastediliyor. Yani buğat denilen devlete baş kaldıran bağı insanlar tarafından bunlar zulmen katlediliyorlar. Zaten bunlar şehitler. Yani bu güvenlik güçlerimiz, askerlerimiz sınırlarımızı koruyan İslam'ın şiarını ezanı işte İslam'ın şiarını muhafaza etmek için vatanımızı koruyan güvenlik güçlerimizi zulmen canlarına kastedildiği için onlar şehitler. Hocam zaten şunu ben anlayamadım. Hala da anlamış da değilim. Siz anladıysanız bize de izah edin. Bugün koruma olmayan, sınırları korunmayan bir Suriye, sınırları korunmayan bir Irak, bir Afganistan ne durumda? Şu an Suriye'de hocam cuma namazı kılınabilecek kaç cami var?
kendi canlarından, ırzlarından, mukaddesatlarından emin olan kaç Müslüman kaldı? Yani evet, sanki biraz hocam küçümseniyor gibi bu sınırda beklenen nöbetler, görevler, o uğurda verilen canlar. Evet. Sanki bilerek ya da bilmeyerek, art niyetim değil bilemiyorum ama hocam, küçümseniyor gibi. Niyeti neydi, abdestli miydi, şehit olmak için mi oradaydı falan gibi. Şunu anladık ki biz zahiren görünüşte bakıyoruz ama gerçekte o ihlaslı mıydı, değil miydi, yaptığı işi hangi niyetle yaptı, bu bizim biz işimiz. Mükellef değiliz bunu. Değiliz. Bunu bilmekle biz mükellef değiliz. Ve araştırmakla da. Araştırma da şeyimiz yok yani. Yetkimiz de yok. Bunu Allah'a bırakacağız. Sadece ismini evet, hani demokrasi şehidi, tabii, bilmem ne şehidi gibi değil de, evet, şehidin başka tanımı yok değil mi hocam? Şehidin, Allah yolunda canını Allah veren. Allah yolunda canını feda eden kimselere. Vatanını korurken, evet, evet, onlara şehit denir. Mukaddesatını korurken, bayrağını, bağımsızlığını, ezanını korurken, evet, vefat eden ya da öldürülen insanlara şehit deniyor. İhlasla bağlantısı ne? O kardeşlerin de ümit ederiz, umut ederiz ki bu niyet üzere olsunlar. Evet. Hocam ihlasın zirvesidir bu yani hocam. En değerli canını eğer feda ediyorsa, o niyeti de bu şiari İslam'ı muhafaza etmekse, bu mukaddesatı muhafaza etmekse, bu ihlasın zirvesidir inşallah. Peki hocam, müsaade ederseniz şu... Bir de bu şeyi hocam, biz kıssayı okuduğunuz hadisi, mesela normalde savaşlardan sonra elde edilen ganimetleri almak mübahtır. Burada dikkatimi çeken şu, sahabe, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelir, ya Resulallah, ben bu mübah, halal olduğu halde ben bu mübah için cihada çıkmadım ya Resulullah. Ben daha değerlisi, daha kıymetlisini ya Resulullah, ben şehadeti istiyorum, şehadeti arzu ediyorum. Malı alsaydı, ganimeti alsaydı kendisine halaldır. Çünkü savaşlardan sonra paylaşılan ganimetler oradaki cihada katılanlara verilir. Evet. Ama sahabe o mübah olan şeyi, kendisine halal olan şeyi bırakıp en zirvedeki, ihlasın zirvesindeki olan şehadete daha büyük şeyi istiyor. Azimeti istedi. Allah da kendisine nasip etti. Kıdır hocam, kıymetli hocam. Peygamber Efendimiz'in o mübarek sohbetlerinde bulunduğu için imanın zirvesine çıkmışlar hocam. Eyvallah hocam. Kısa bir ara için işaret ediyor yönetmenimiz tarafında. Sonrasında kıymetli izleyiciler, İkrime bin Ebu Cehil, yani Ebu Cehil'in oğlunun ihlaslı yaptığı duadan bahsedeceğiz. Efendim sonra çokça bildiğimiz ama tekrarında fayda olan mağaraya sığınan üç kişinin duasından ve bir sahabenin daha duasından inşallah kısa bir aradan sonra bir arada olacağız ve Efendimiz'den mesajlar, hadislerle İslam'a hadis okumaya, ihlasla ilgili hadis okumaya devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim. İhlas, yaptığı işi, ibadeti, taati, kıldığı namazı, tuttuğu orucu, verdiği zekatı, yaptığı sadakayı, camiyi, iyilikleri sadece Allah için yapmak, sadece onun sevgisini kazanmak için yapmak. Onun karşılığında insanlar cömert mi derler, insanlar o namaz kılan için ne kadar güzel namaz kılıyor gibi şeylerden uzak yapabilmek, riyasız, gösteriksiz. Efendim, ihlasla ilgili geçmiş zamanlarda yaşanmış bir olay. Mağaraya sığınan üç kişiden bahsedilir. Çokça duyduğunuz şey olabilir bu. Fakat orada mesaj şu olsa gerek, geçmiş zamanda Allah için o üç tane mağaraya sığınan insanın yaptığının Cenab-ı Allah'a sunulması ve eğer ya Rabbi senin rızanı kazanmak, yani ihlasla başkası desinler diye yaptık mı yapmadık mı'nın sağlaması. Hocam nedir o üç kişinin meselesi? Bunu hocam hadis kitaplarında bu kıssa anlatılır. Riyad-ı Salihin'de de geçiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... Den önceki bir olay mı? O dönemde yaşanmış bir olay mı? Yok, önceki. Önceki dönemde yaşanmış bir olay. Zaten hadisin ifadesinde şu geçiyor. İntalaka felâfetun min kablikum. Yani sizin zamanınızdan, devrinizden önce üç kişi
sefere çıktılar ve bir gecelemek için, gölgelenmek için. Bir yağmurdan kaçmak için. Bir yağmurdan, rivayetler muhtelif. Evet. Gölgelenmek için, uyumak için bir mağaraya sığındılar. Ve orada Cenab-ı Allah Celle Celaluhu dağdan bir kaya parçasını mağaranın ağzını kapattı. Orada mağaranın ağzı kapandı. Tabii o kaya parçası çok büyük. Üç kişinin açabileceği bir iş değil. Yani büyük bir kaya parçası. Kendi aralarında dediler ki ihlasa, Allah rızası için yapmış oldukları amele döndüler. Ve işlerinden bir tanesi dedi ki لَنْ يُنْجِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ bu kaya parçasından, bu musibetten sizi kurtaracak şey salih amelleriniz. İhlasla Cenab-ı Allah'a icra etmiş olduğunuz amelleriniz sizi kurtaracaktır. Yani orada şeyi yapacaklar. Evet. Bizim salih amelimiz geçmişte var mı, evet, yok mu? Var diye bildiğimizde Allah tarafından kabul görüldü mü? Görülmedi mi? Test. Testi yapılıyor. Bir tanesi diyor فَتَقَدَّمَ أَحَدُهُمْ onlardan bir tanesi Cenab-ı Allah'a ellerini açtı. Dua etmeye başladı. Hadiste işte بِرُّ الْوَالِدَيْنِ anneye ve babaya iyilikte bulunma. Bu adam annesine ve babasına iyilikte bulunmayla meşhur olmuş. Kendisi diyor ben çobanlık yapıyorum. Bir gün çobanlarımı, koyunlarımı götürdüm. Diyor eve döndüğümde diyor genelde ben aileme, çoluk çocuğuma sütü vermeden önce ilk önce anneme ve babama hizmet ederim. Giderim onların ihtiyaçlarını görürüm. Yemeklerini veririm. Diyor bir gün koyunları biraz uzağa götürdüm. Eve döndüğümde annemle babamın uyuduğunu gördüm. Ve diyor sütlerini elimde tuttum. Ve sabaha kadar diyor bekledim onlara. Uyansınlar. Fekadehuma harru şemsi diyor. Güneş de onların uyuyor. Güneşin sıcaklığı diyor onları kaldırdı. Ve diyor benim çoluk çocuğum da aç kalmıştı. Ben onları bekledim ve sütlerini kendilerine verdim. Ya Rabbi eğer ben bu amelimi senin rızan için yaptıysam ya Rabbi, bizleri bu kaya parçasından, bu musibetten koru. Dua etti. Diyor duasının hemen akabinde bir parçası bitti diyor. Biraz ışık göründü. Testi kazandı mı hocam? Testi kazandı. Yani gerçekten ameli makbuldur. O ameli evet. Aradan zaman geçmiş. Tabii. Allah için yapıp yapmadığı test edildi. Evet. Ve Cenab-ı Allah tarafından amelini de kabul etti. Ettiği anlaşıldı. Anlaşıldı. Evet, evet. Bir de hocam Allah-u Teala Celle Celaluhu mesela anne ile babaya özellikle şu anda annesiyle babası yaşlandığı zaman evinde barındırmayan, darul acezeye bırakan, hizmet etmeyen yani onlara bir mesaj da Allah-u Teala diyor وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا demin sohbetimizin başında ihlası anlatırken dedik Peygamber Efendimizin ifadesiyle اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ evet, hocam. Burada da وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا yani sen annene babana hizmet ettiğin zaman Cenab-ı Allah seni görüyormuş gibi onlara hizmet et. Desinler diye. Değil. Annesine, Cenab-ı Allah bakıyor. Seni görüyormuş gibi birisi seni gözetiyor. O şekilde diyor annene, babana hizmet et. İhlasla hizmet et. Allah-u Teala diyebilir de ayette atihuma onlara itaat et. Birhuma diyebilir. Yani ama ihsan. Bak Allah seni görüyor ha. Yani sadece anneni, iyilik et değil. Anneni babanı ihmal etme. Onlara hizmet et. Hizmette kusur etme. İhsan orada kullanılıyor. Ayet-i kerimede. Evet. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا
Bunu fazla düşünmemiştim hocam. Evet hocam. Orada yani incelik, anneye babaya iyilik et, itaat etten öte. Öte bir Cenab-ı Allah bu iş çok mühimdir. Çok önemlidir. İhsanda bulunarak. Valideyle ihsan etmek çok mühimdir. Onun için ihsan kelimesiyle Cenab-ı Allah getiriyor hocam. Kelime olarak. Onun inceliğidir. El cennetu tahta akdamil ummahat. Cennet annelerin ayakları altında. Bir sahabe geldi Peygamber Efendimiz'in yanına. Konuyla ilintili olduğu için hocam onu dile getirmek isterim. Şunu da bağlantı kurarak söyler misiniz hocam? Delikanlı diyor ki ben anne babama iyilik ederim ama kendi evimde değil ya onun evinde iyilik ederim, kendi evime almam ya da onu diyor çok güzel bir şeye bırakıyorum. Darul Aceze'ye ya da güçsüzler yurduna ya da ismi neyse onun. Oraya hocam, bırakıyorum, orada ben iyilik ediyorum, bu olur mu hocam? Hocam o iyilik olmaz. Yani iyilik sadece maddi ihtiyaçların giderilmesi değil. Hı. Yani nasıl ki anne küçükken onu büyüttüğü zaman şefkat gösterdi. Yetiştirme şimdi, yurdunda büyütmediyse. Tabii. Nasıl annesi babası 18 yaşına kadar getirdiyse, ona hizmet ettiyse, yemeğini hazırladıysa, elbiselerini ütülediyse... O zaman sadece Darul Aceze'de bakıp orada zaten hizmet ediliyor. O birrül valideyn olmaz hocam. Hanımı razı değilse yani bu annenin hakkı hanımın rızalığına bağlı değil hocam. Peki şey yani de olabilir anneyle hocam? Anneyle babaya bakmak hocam farzdır. Farzdır. Yani bir farzı bir şeyin önüne alamayız. Hanımın rızalığından daha önceki bir olay bu. Şeyi varsa eğer imkanı varsa ona aynı ona kendisine yakın bir evde evine yakın onun ihtiyaçlarını yanında gidip oturacak, sohbet edecek. Yalnız kalmış evde yalnız kalmışsa yani bu şeydir yani. Peki hanımının anne babası eğer düşkün durumdaysa evin beyefendisi hanımının anne babasını evine almasına rıza göstermeli mi? Kaynanası, tabii eğer o, kayınpederi, gidecek yerleri yok. Eğer şeyleri varsa, erkek çocukları varsa hocam, onlara düşer. Onlara düşer. Yoksa mecbur bakacak yani. Ya da onlar yapmıyorsa, tabii. Bunların cenneti onlara bakmakla denilebilir mi hocam? Tabii. Yani eğer kişinin onlar ana, bakmıyorsa, evet. Onlara hizmet ediyorsa, o şeyi yani Müslümanlık bir vecibesidir bunun. Yani bunu getirdiğinde, sonuçta kaynanası da onun bir annesi hükmündedir yani. Yani onların cenneti orada. Yani dünyadan, dünyanın rahatından birazcık kısacaklar. Elbette ki anne baba yokken daha rahat, daha serbest, daha özgür davranabiliyorlar. Gitme, gelme, gezme, tozma vesaire. Onların gelmesi, hani ben toplumda da görüyorum hocam. Annesinin babasını gerçekten bir yere bırakmış da hiç haberi olmayan insanlar olduğu gibi... Yıllardır annesi babasıyla aynı evde yaşayanları görüyorum hocam. Toplumumuza bu ikisini de görmek tabii. Mümkün. Ya da bazen kayınanasını, kayınvalidesini, kayınpederini kendi evinde sırf Allah için onlara bakmakla cenneti... O cennete alır hocam inşallah. Allah i̇nşallah hocam. Sahabe-i kiram Hazreti Ömer zamanında Allahu Alem bir tanesi geliyor annesini tavaf ettiriyor. Yaşlıdır. Diyor ya Ömer, hel eddeytu hakkaha? Ey Ömer. Hakkını. Ben bunun hakkını eda ettim mi? Diyor, doğum sancılarından bir sancının hakkını veremedim bu işi yapmakla. O kadar. Men ehakkun nasi bi sohbeti ya Resulallah denildi. Yani onlara bakmakla yükümlü olduğum en haklı olan kimse kimdir ya Resulallah? Dedi, ummuke. Annem. Thumma men. Daha sonra ya Resulullah ki ummuke. Thumma men ummuke. Üç defa Peygamber Efendimiz annen dedi. Thumma men dedi abuke. Babana. Onun için Allah-u Teala ihsan kelimesini koydu. Peki mağaradaki üç kişiden birinin duasını Cenab-ı Allah kabul etti. Evet. İhlaslı olduğunu kabul etti. Evet. Açıldı mı hocam? Bir kısmı açıldı. Tabii tam açılmadı. Tam açılmamasının hikmeti de Cenab-ı Allah diğer iki kişinin de amellerinin mecmuu yani onların amellerinin de kabul edildiğini şimdi açılsaydı onlar dua etmezlerdi. Ve bir kısmı açıldı. İkincisi hocam
İkincisi iffetli olan. Dar zamanda diyor dar kendisine zamanda, muhtaç olmasını fırsat bilerek amcasının çok sevdiği kızıyla birlikte olmak istemiş. O da 100 dinar getirirse buna razı olacağını söylemiştir. Evet. Buna biz bir başlık olarak verirsek iffetli olma. Evet. Müslüman afif olmalı. Kur'an-ı Kerim'de yasaklanan ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnet-i seniyyesinde yasaklanan, haram olan şeylere iffetli, kendini koruması lazım, muhafaza etmesi lazım. İşte amcasının kızı günün birinde, tabi kendisi amcasının kızını çok seviyormuş, hadiste öyle ifade ediliyor ve tabi fakir düşüyor amcasının kızı, yanına geliyor bu mağaradaki ikinci şahıs, yanına geliyor ve diyor ki ben muhtacım diyor. Kendisi de 120 altın veriyor kendisine ama bir şartla. Gayri meşru şekilde nikah olmadan nikahını almadan onunla birlikte olmayı istiyor. Tabii altınlarını verdikten sonra amcasının kızı kendisine iltica ediyor. Diyor haksız yere bana sahiplenme diyor kendisine. Ey Allah'ın kulu. Ey Allah'ın kulu. Allah'tan. Kork. İttakillah. Allah'tan kork diyor. Yani nikah olmadan benimle birlikte olma diyor. Nikahla, halal, meşru yollarla benimle birlikte ol diyor. İffet orada ilk olarak orada, kadından başlıyor. Ve kendisine sirayet ediyor. O da o altınları, 20 altını bırakıp ya Rabbi ben senden korktum ya Rabbi. Ve o sevdiğim halde bir insan seviyor mesela. Nefsi çok arzu ediyor. Aşırı bir şekilde aşık olmuş. Ama o aşkını bertaraf edip bir tarafa bırakarak Cenab-ı Allah'ın emirlerini daha galip gördü. Ve o işi yapmamaktan imtina oldu. Ve dedi ki sonra. Ve ya Rabbi. Ben bu işi eğer senin rızan için yaptıysam sadece senin rızan için yaptıysam ya Rabbi bizleri bu kaya parçasından koru ya Rabbi. Bizi kurtar ya Rabbi. Kurtardı mı? Ve bir parçası daha kesiliyor. Tamamen değil. Tamamen de çıkamaz. Biraz daha açıldı ama çıkamıyorlar. Biraz daha açıldı. Üçüncüsü de emanet hocam. İslam'da özellikle mümin, birincisi, Peygamber Efendimiz. Birincisi birbirli valideyindir. Babaya iyilik. İyilik. İkincisi iffetli olmak. Üçüncüsü de emanete riayet etmek. Nedir hocam onun bu, hikayesi, onun yaptığı bu iş? Bu bir tüccardır, tacir bir adam. Yanında işçileri var. O işçilerden bir tanesi yevmiyesini almadan, günlük yevmiyesini almadan ayrılıyor. Daha sonra aslında tabii, günümüzde yani seyircilerimiz bizi bağışlasınlar. Evet. Birçok elbette ki yanında çalışan işçinin hakkını tam vererek bunu yapan kardeşler olduğu gibi evet, tam tersine o işçinin o alın teline göz diken patronlar çıkabiliyor. Evet. Hele hele parasını almadan gitmiş bazı patronların tam da işine gelen şey zaten. Evet. Ama bu öyle bir şey değil onlara, herhalde hocam. İnşallah onlara örnek olacak. İnşallah hocam. İnşallah. İşverenlere örnek olacak inşallah. Ve bu tacir yevmiyesini almadan giden işçinin yevmiyesiyle kendisine bir şey alıyor. Ve çalıştırıyor. Tabii bu 20-25 sene sonra habire çalıştırıyor. Çalıştırıyor. O günkü tabii, o yevmiye işte o yevmiyesini çalıştırıyor. 50 lira 100 lira olduğunu farz edersek evet, 50 liraya 100 liraya bir şey aldı. Evet. O arttı ona bir şey aldı. Aynen öyle çalıştırdı. Bu 20 sene yani geldik kendisinin yanına geldikten sonra o işçi tacirin yanına. Tacire dedi ki ben falan senelerde ben sizin yanınızda yevmiyemi almadan ayrıldım. Onu ver. Yevmiyemi istiyorum diyor. Kendisi de gösteriyor kendisine diyor bu senin yevmiyen. Nedir hocam o? Ve orada artık çalıştırmış. Yani bu bir günlük yevmiye değil, bu 30 yıllık bir mahsuldur. Şöyle hocam ifade evet, ediliyor izninizle. Her sene
pirinç varmış, onu ekip yetiştirmiş, karşılığında bir sürü sığır alıp çoban tuttuğunu anlatmış. Evet. Sonra da ücretini almaya gelen işçiye oluşan sürü çobanıyla beraber... Bunlar senin yevmiyendir diyor. Sonra kendisine diyor, etestehzi ubiye. Sen benimle alay mı ediyorsun? Ben bir yevmiye çalıştım. Onunla bir koyun gelmezken... Bir koyun gelmezken, şimdi bir sürü koyunu çobanıyla beraber bana veriyorsun. Etestehzi ubiye ya Abdallah. Sen ey Allah'ın kulu, sen benimle alay mı ediyorsun? Diyor, hayır. Hepsi bu senindir. Normalde şer'i usullara baktığımızda kendisi ayrıldı gitti. Evet. Normalde döndüğünde onun normal yevmiyesini verebilirdi. O günkü, bugünün şartlarındaki... Vaiz bedeline ise onu verebilirdi. Ama bu onu nema ettirdi, çalıştırdı ve kendisinin hepsini kendisine verdi. Dedi, ya Rabbi, eğer ben bunu senin rızan için yaptıysam ya Rabbi, bizleri bu kaya parçasından ya Rabbi bizleri koru, bu musibetten bizleri koru. Dua etti, iltica etti Rabbul Alemine ve diyor paramparça oldu o kaya parçası. Faharacu yemşu ve yürüyerek çıktılar. Evet. Hocam, salih amel, salih amel, bu hadisten şunu anlıyoruz. Salih amel dünyada ahirette ahireti kurtardığı gibi mümini, Müslümanı cennete koyduğu gibi, cennete girmesine vesile olduğu gibi dünyada da başına gelen sıkıntıların defi için birebirdir. Üçüncü meseledeki olay, hocam siz de az önce işaret ettiniz. Fıkhen, yani ilmihal olarak, evet. O adam 20-25 sene, 10 sene her neyse, evet. O zamanın şartlarında 1 liraydı mesela. Evet. Bugün bir altın diyelim. Evet. Bugün 50 lira, 100 lira. Hı-hı. Velev ki onun o parasıyla, hı-hı, onu çalıştırdı, koyun aldı, kuzu oldu, sürü oldu. Buna rağmen, hı-hı, o adam geldiğinde o koyun, kuzu, onları vermek yeri de, heh, kardeşim senin, heh, o günkü paran 1 liraydı bir yevmiye, şu an bir yevmiye 100 lira. Heh. Al 100 TL'ni deseydi de caizdi. Diyebilirdi ama işte onun Allah rızası için yapmış olduğu nasıl ameli... Nasıl bir şey hocam bu ya? Ya. İşte. Yani insanlar Allah'ın kendisine fazla fazla verdiği maldan 1/40 zekatını ver denildiğinde çok görürken verenler oluyorken, evet, vermemek için çabalayan kardeşlerle biz il müftülüğümüze gelen telefonlardan anlıyoruz. Evet. Özellikle hocam ben şu örneği ihlasın zıddı olarak anlatsam müsaade eder misiniz? Buyurun hocam. Bir gün telefon çaldı müftülüğümüzde. Ramazan ayı. Ramazan'da hani biraz da hassaslaşıyoruz. Ramazan'da bazı kardeşler Ramazan'a denk getiriyor zekatlarını. Bu kardeşle konuşmamız çok uzun sürdü. Ben kısaca anlatayım. Hı. Hocam dedi, bir arsamız var, zekat düşer mi? Kıymetli izleyiciler, aynı zamanda eğitim görevlisi kardeşimiz, Hıdır Benzeş hocamız, fetva komisyonunda da görev yapan bir kardeşimiz. Şu an ben de verdiğim cevabı ona yanlış mı doğru mu sizlerin huzurunda onu onaylatacağım. Evet. Bir arsam var dedi, buna zekat düşer mi dedi, arsa. Ben de ona hemen hocam şu soruyu sordum, bir merkez vaizi olarak. Bu arsa, ameller niyetlere göre ya, evet, hangi niyetle aldınız dedim. Ticaret için mi, kendinize ev almak için mi? Dedi ki, kendime ev almak için ben bu arsayı aldım. O zaman hocam, dedim ki, kendinize ev için aldığınız arsadan zekat olmaz. Evet. Çünkü ev temel ihtiyaçtır. Tabii. Burası da temel ihtiyaç olanın arsasıdır, düşmez. Fakat arkasından şu soruyu sordum hocam. Bu arsanın büyüklüğü ne? Kendine ev almak için aldın ama, evet, ticari bir şeyi var mı bunun? Hı. Dedi ki, buraya 24 daire oluyor. Hı. Dedim, bir tane dairesi senindir ama kalan 24 eğer büyük bir şeyse hocam aldığı zaman, eğer ev yapma şeyiyle alıyorsa, yani ben kendim otururum, çocuklarım büyüdüğü zaman otururlar. Yani ev yapma, ticaret hocam, ticaret niyeti alıp satma. Alıyor, satıyor. Habire alıp satıyor böyle. Bu sonra zaten ticaret niyeti. Sonra kardeş şunu söyledi, evet, zaten hocam. Hı. Hı. Bir tanesi benim olacak, diğerleri 23 tane daireyi satacağım dedi, ticaret. Evet. Evet. Ticaret yapıyorsa zaten ticaret niyetiyle almışsa zekat düşüyor ona. Dedi ki, ne kadar zekatı var dedi buranın. Hı. Anlaştık hocam. Tabii bizim konuşmamız 20-25 dakika falan sürdü. Ne kadar zekatı var dedi. Dedim ki, günümüz olaraktan ne kadar? Buna birkaç sene oldu hocam. 3 trilyon dedi. Şimdi hocam Allah aşkına ya, kendine ev niyetiyle aldığını ifade ettiğin şey, 3 trilyonluk ev var mı ya? Evet.
Yani biraz niyette de, tabii, ifadede de tabii, biraz tabii, sıkıntı tabii, var. Tabii. Neticede dediriştiriliyor. Bunun zekatı nedir dedi. Dedim ki %2,5. Hocam 40'ta 1, %2,5, 3'te 75. Yani dedim ki 75 bin TL buranın zekatı var. Evet. 3 trilyonluk yerin. Çokmuş hocam dedi. 75 bin liraya bir araba geliyor. Evet. 3 trilyon az mı? Allah'ın sana verdiği. Bak o diğer tarafta ihlasın zirvesi olan, kendisinin o hak edilen parayı çalıştırıp da veren adam var. Tamamını bile, zekatını falan da değil. O bir taraftan sana verilen Allah'ın lütuf ikramı ya, senin şeyin değil. Ya. Verilenden 40'ta bir fakirin hakkını ver diyor ve sen buna çok diyorsun. Evet. Bu ihlaslı bir şey mi hocam? İhlaslı mı değil mi? Bu meseleyle ilgili... Devamı da var hocam ama. Daha bu var mı? Var. Aklıma böyle kısa bir şey geldi. Tamam. Sorun cevabını alsam bu ihlaslı bir yaklaşım mı değil mi? Yok tabii yani. İhlasla alakası yok. Buyur hocam. Şimdi İmam Şafii, Ahmet bin Hanbel İmam-ı Şafii'ye diyor, sen bu zatların yanına niye giriyorsun? Zühd hayatıyla meşhur olan, o zaman İmam-ı Şafii zamanında zühdle meşhur olan bazı kimseler var. Diyor, sen niye o zahid insanların yanına gidiyorsun? Onlar bir şey bilmiyorlar. İmam-ı Şafii de Ahmet bin Hanbel'e diyor ki git onları imtihan et de bak nasıl bilgileri var mı yok mu? Zekatla ilgili. İşte bir tanesi İmam Ahmed bin Hanbel geliyor adamın yanına, o zahid insanın yanına geliyor ve diyor ki ben 40 koyunum var, bunda kaç tane zekat vermem icap ediyor. O zahid insan da Ahmed bin Hanbel'e diyor ki, diyor mezhebime göre mi yoksa senin mezhebine göre mi vereyim? Demiş, burada iki mezhep mi var burada? Evet, bizim mezhebimiz farklı, sizin mezhebiniz farklı. Demiş ki benim mezhebime göre cevap ver, sonra senin mezhebine göre cevap alayım. Demiş sizin mezhebinize göre 40'ta bir zekat verilir. Peki sizin mezhebinize göre diyor, demiş ki hepsi Allah-u Teala'nındır. Kendisine bir şey kalmıyor. Kendisine bir şey kalmıyor. Hepsi Allah'ındır diyor. İhlas. Evet hocam. Hocam işaretle ediyorlar. Evet. Biz yine ihlas konusunu bitiremedik. Evet. Haftaya yine konuğumuz olur musunuz? İnşallah hocam. İhlas konusunda İnşallah. Bitiremediğimiz kısmı devam edelim. Var mı? Sonra... Kaldı mı ihlasla ilgili? Kaldı hocam. 3 tane dua var dedik. Bir tanesi İkrime bin Ebu Cehil'in yapmış olduğu, Ebu Cehil'in, meşhur Ebu Cehil'in oğlunun daha müşrik iken imana girmek üzere yapmış olduğu bir duadan kitabımız bahseder. Bir tane de şey var hani, Peygamber Efendimizle tabiri caizse ibadet konusunda pazarlık eden Necid gibi sahabe. Tamam. Onun kıssası var. Tamam hocam. Oraya. Ben bu meseleyi bitirelim. Duayla bitirelim inşallah hocam. Buyurun hocam. Bu mevzuyla bitireyim. Bu telefonda konuştuğumuz. Ne kadar dedi? Hesap yaptık. 75 bin TL. 3 trilyonluk ticaret için alınmış arsanın 75 bin lira zekatı var. Çok dedi. Sonra dedik bizim yani fıkıh bu. Sonra şu soruyu sordu hocam. Dedi ki ben 9 yıldır burası. Ben günü gününe olayı hatırlıyorum. Evet. 9 yıldır bu arsa elimde, ticaret niyetiyle almışım. O zaman ne olacak? Dedim 9 ile çarpacaksın. 9 yıllık zekatını vereceksin. Ne yaptı? 675 bin TL yaptı hocam. Dedi gitti yarısı. Gitti yarısı. Sonra şu soru geldi. Dedi ki biz camiye halı aldık, onu düşebilir miyiz? Dedim düşemezsin. Düşebilir mi hocam? Camiye halı almış. Evet. Zekat niyetiyle almamış bunu. Almamış. Evet. Şimdi eskileri hatırlıyoruz. Bir de cami şey değildir. Cami zaten geçmiyor. Cami geçmiyor. Mülk değil cami. Geçmiyor. Yani buna benzer hocam birkaç tane... Düşmesi için kabul olması lazım. Evet. Yani. Buna benzer birkaç tane şey sıraladı kardeşimiz. Hani düşebilir mi diye. Ne düşürse faydadan gibi anladım ben. Hiçbiri de olmuyor dedim. Temlik şartı da var çünkü. Zekat niyetiyle de verecek ya. Kulasa hocam en son şu soru geldi. Dedi ki 9 sene önce bu arsanın bedeli 300-400 bin TL'ydi. O günkü zekatını hesaplasam olmaz mı? Evet. Dedim peki o günkü hesap üzerinden bugün sana adam fiyat verirse 300-400 bin TL'ye burayı verir misin? Olur mu hocam dedi. Şu an 3 trilyon oldu. Evet. O zaman zekatı da buna göre yani ihlaslı değil bu. Evet. İhlas Allah için yapıldığı zaman Allah için fakirin hakkı bu. Allah da ver dediği için verdiğin zaman da verdiği zaman da Cenab-ı Allah ahiret yerini de doldurur yani. Sahih hadislerde sabittir yani. Efendim, bize ayrılan süre bugünlük bu kadar. İhlas konusunu biz yine bitiremedik. Hocamızdan sizlerin huzurunda eğer müsaitse haftaya yine konuğumuz olur musun sorusuna da inşallah diye cevap aldık. Efendim haftaya da
yine ihlas konusundan bitiremediğimiz konuları devam edeceğiz ve ihsan konusuna, İnşallah. İhlasla benzer zaten ihsan konusuyla huzurlarınızda olmaya çalışacağız ama hastaya şifa, dertliye deva için, borçluya eda için, cezaevinde olan kardeşler için dua talebi var. Hocam müsaade ederseniz. Allah'ım, senin huzurundayız. Muharrem ayının arefesindeyiz. Hicri yılbaşıdır Muharrem ayı. Sana hamd ederiz, kabul eyle ya Rabbi. Resulün Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam ederiz, makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, şu an bizleri izleyen, Efendimiz'den mesajlar, hadisleri dinleyen, Cenab-ı Allah'ın o güzel fermanında bulunan ve el açan, hazırda bekleyen, duasının kabulünü bekleyen tüm kardeşlerimizin ve bütün müminlerin tüm sıkıntılarını gider ya Rabbi. Amin. Hastalarına maddi manevi hastalıklarımıza şifa ihsan eyle. Amin. Dertlerine maddi manevi tüm dertlerimize deva nasip eyle. Amin. Maddi manevi tüm borçlarına ve borçlarımıza eda nasip eyle. Amin. Müminler, Müslümanlar olaraktan bize güç, kuvvet ihsan eyle. Güçlü devletler ihsan eyle. 600 yıl İslam'ın, Kur'an'ın bayraktarlığını yapmış bir milletin devam eden milletleriyiz bizler. Milyonlarca insanlara bizler ev sahibi yaparız. Suriyeli kardeşlerimize, iltica eden, sığınan kardeşlerimize kendi devlet imkanlarımızdan sunulanları beraberce paylaşırız. Bunun hürmetine kazalardan, belalardan korunduğumuza da inanırız. Memleketimizi, milletimizi, vatanımızı tüm kazalardan, belalardan, harici dahili tüm düşmanların şerrinden muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı bekleyen, bizlerin işte şu an dahi olsa emniyet huzur içinde olmamızı sağlayan emniyet güçlerimize yardım eyle ya Rabbi. Onları öldürmek, şehit etmek isteyen, onları müdafasız bırakmak isteyen, vatanımızı müdafasız bırakmak isteyen, ezansız, bayraksız, Kur'ansız bırakmak isteyenlere fırsat verme ya Rabbi. Bu yayınların sizlere ulaşmasına emeği geçen tüm kardeşlerimizden de razı ol ya Rabbi. Tüm sıkıntılarımızı gider, alem-i İslam'a yardım eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.